Bu insanın doğasında zaten hastalık yok. Aslında bu bizim hakikatimiz değil. Ruhta hayat var, ilim var, irade var, kudret var, kelam var. Görme, duyma, yaratma kabiliyeti varken benim ruhumda böyle bir meziyet yok. Başına gelenler dışarıdan gibi gözükse de aslında senin çekim alanınla bunu çektiğini, aldığın hayatına diyoruz. Kimse kendini kandırmasın. Kendinde var olan hiçbir şey kişiye temas edemiyor. Bu yasal boyutta yok böyle bir şey. Hastalığınız neyse bu dediğim bilgiyi oraya koyun arkadaşlar. Hayırlı günler, merhaba arkadaşlar. Aslında çok hastaydım. 3 gündür, 4 gündür. Şimdi bir anda kendime geldim. Sesim bile çıkmıyordu. Arkadaşlar tamamen gitmişti. Kendime gelmeme sebep olan farkındalığımı hemen sizle paylaşmak istedim. Şimdi bende şöyle bir şey var. Öncelikle kendimle ilgili tahliller yapıyorum. Hani sürekli kalp okumaları yapıyoruz ya. Hasta olmayı kendime yakıştıramıyorum. Bu bir kibir midir derseniz. Önce bunu kibir olarak algılıyordum. Sonrasında dedim ki yo, bu insanın doğasında zaten hastalık yok. Aslında bu bizim hakikatimiz değil. Hasta olmak bizim gerçekliğimiz değil. Ruhumuzda böyle bir gerçeklik yok. Ruhta hayat var, ilim var, irade var, kudret var, kelam var. Görme, duyma, yaratma kabiliyeti varken benim ruhumda böyle bir meziyet yok. Buna meziyet dersek. Şimdi nefsim var bir de. Nefsimin de akletme, fikretme, hissetme, hayal etme, tasvir etme, idrak etme, hatırlama güçleri var. Şimdi nefis evet buradan hastalığı alabilir. Ama yine de onda da böyle bir doğrudan bir bilgi yok. Kuvve-i ameliye ve kuvve-i ilmiye, yani ameli ve ilmi olarak güçleri var nefsim ve ruhum. Kalp bütün bunlara ev sahipliği yapıyor. Nitekim ruhun ve nefsin evliliğinden tabiatlar, mizaçlar doğuyor. Her birimizin mizacı, tabiatı kendi ruhunun ve nefsinin evliliği ölçüsünde. Ruhtaki bilgelik hangi ölçüde, nefisteki hikmetler ne ölçüde ise tabiatlarımız o derece ortaya çıkıyor. Hiçbirinde hastalığa rastlamıyorsunuz bakın. Bir hastalık diye bir olgu yok. Aslında kaza, bela dediğiniz olanlar da yok yani. Ancak biz ne yapıyoruz? Nefisteki akletme, fikretme güçleriyle bunları akledip fikrediyoruz. Nitekim biz bu dünyadaki milyonlarca yıldır var olan neslin bilmem kaçıncı nesliyiz. İnsanların, hayvanların, işte elflerin, deyin ki devlerin, ben insandan önce bu dünyada birçok varlığın hüküm sürdüğünü bilenlerden, buna da inananlardanım. Okuduğum kaynaklar bana bunu söylüyor. Sağlam kaynaklar. İnsanlardan önce bu dünyaya işte cin taifesi, cinden kastım sadece bildiğimiz insan gibi sorumluluk sahibi olan cinlerden öte görünmeyen varlıklar, melekler, hayvanlar, işte yarısı at, yarısı insan olan varlıklar, birçok varlık bu aleme hükmetmiş. Ama biz sonuncu olarak, altıncı tür olarak bu dünyada ne yapıyoruz? Hüküm sürüyoruz. Ancak bugün 2024 yılındayız. İnsanlık bugünkü gününe gelene kadar yaşadığı bütün deneyimler, bir insan olarak bizim hücresel hafızalarımızda, en azından nefsimizdeki hafızalarda var. Biz o hafızalarla neyi hatırlıyorsak onu deneyimliyoruz arkadaşlar. Bakın dün bir paylaşımda bulundum. Karşınızdaki durum, kişi ve hadiseler sizin yansımalarınızdır diye. Sonra bir yorumumla bakış açısı değişti bakın. Herkes böyle, nasıl ki biri diyor ki hocam sizi dinliyorum, evet dedikleriniz çok doğru ama bu çok mantıksız geliyor falan. Şimdi fark ettim ki herkes negatif görüyor olayları. Hemen oraya bir yorum, şey, açıklama kısmına şey yazdım. Bu cümleyi duyduğunuzda karşıdaki yansımaları pozitif mi negatif mi değerlendirdiniz diye. Hatta bir kişi yorumlarda sormuş ki pozitifle ne demek istiyorsunuz demiş. Bakın algı bu kadar kapalı.
pozitif işte karşına bakıyorsun çok sinirli asabi ama bir o kadar merhametli. Oradaki sinir ve asabiyet senin nefsindeki yansımalar, merhamet de ruhundaki marifetler aslında arkadaşlar kısaca dünkü olay. Peki benim hastalığıma gelirsek ve benim şimdi böyle az önce yaklaşık bir saat önce bir an önde kalktım ki sesim yine çıkmıyordu. ki bu süreçte ben hani yatsam da sürekli yazan, aklına gelenleri anlatan, yani yazıya dökmeye çalışan biriyim. 2-3 gündür de yani bu benim 1-2 yıldır CRM'le birlikte hep meşgul eden bir şey. Beynin ve kalbin hayatımızdaki etkisi diye. Çünkü işte günümüzde nörobilim, neuroscience denilen alan, işte beynimizin yönetmesi ya da birçok spiritüel öğretinin işte aman düşüncelerinize dikkat edip deyip bu alana yöneltmesi. Bununla ilgili benim fikrim zaten düşünen kalptir. Beyin düşünmez. Beyin emir eri gibidir. Kalpten gelen bilgiyi evirir çevirir. Kalple arasındaki bağ kesildiyse ne olur? Zihinsel süreç o zaman devreye giriyor arkadaşlar. Beyin elinde şimdiye kadar ne alıp neye evirip neyi çevirdiyse neyin farkındaysa yani bizler bilinçli halimizle neyi nasıl yapacağımıza dair bir yöntem geliştiriyoruz. Nasıl yaşayacağız, nasıl tavır ve tarzda bulunacağız. Bilinçli halimizle neyi onaylıyoruz, neyi onaylamıyoruz. Bütün bunlar bizim kalbimizin beynimize gönderdiği bilgi neticesinde beynimiz vasıtasıyla ne yapıyoruz? Bilinçli halimizle işte bu konuda yaşıyoruz. Kimimiz bilinciyle hırsızlık yapmayı seçiyor. Kimimiz bilinciyle okuyup öğrenmeyi, dinleyip öğrenmeyi seçiyor. Kimimiz bilinciyle yaptıklarında, yaşadıklarında hep başkalarını suçluyor. Ki burası nefsi emmare mertebesidir. Sürekli başkalarını suçlayıp, başkalarında kusur aramak, hayatındaki bütün sıkıntıları başkalarından bilmek nefsi emmare göstergesidir. Bu da buraya bir not olarak koyalım. Nefis kötülüğü emreder ama kötülüğü emreden nefis emmaredir arkadaşlar. Kendini hiçbir şekilde farkında değildir. Hakikatinin ruhundaki bilgelikle teması hiç yoktur. Kendi başınalık vardır ve kendi dışındaki her şey bir nevi düşmandır. Hayatındaki her şeyin sorumlusu onlardır. Tam bir ergen kafası. Tam bir ergen kafası. Nefse emmare. Ben öyle görüyorum. Kişi nefsi emmarede kaldıysa işte nefsin derecelerinde ilerleme noktasında hayatını sorgulamadıysa ki sorgulamayla bu nefis dereceleri yükseliyor. Kişinin bir süre sonra farkındalığı artıyor. Bizler onu anlatıyoruz ya. Bu başına gelenler dışarıdan gibi gözükse de aslında senin çekim alanınla bunu çektiğini aldığın hayatına diyoruz. Ve bu çekim alanında ortak, seninle ortak enerji neyse onu çekersin. Kimse kendini kandırmasın. Kendinde var olan hiçbir şey kişiye temas edemiyor. Bu yasal boyutta yok böyle bir şey. Bu anlattıklarımın hepsinin hem bilim hem de itikadi açıdan kaynakları var arkadaşlar. Bazen beni ilk defa dinleyenler, kişinin beni ilk defa dinlediğini fark ediyorum. Çünkü benim herhangi bir cümleyi koyduğumda oraya anlayabilmesi için kişinin en aşağı benim 15 tane, bakın 10-15 tane videomu izlemesi, bakış noktasında ortaya koyduğumuz argümanı görmesi lazım. Bilişsel yenilenme metodu bir felsefe ortaya koyuyor aslında. Bir gerçeklik ortaya koyuyor. Ve kişinin nefsi emmaresi dedik. Nefis kişiyi kötülüğe emrediyor ama nefis ilerledikçe, derece kazandıkça, işte mülhime, mütmainne derecelerine çıktıkça ve daha da yükseldikçe size dost olmaya, size yol göstermeye başlıyor. İnşallah bir gün bunları da anlatalım. Daha önce anlattık diye biliyorum ben YouTube'daki şeylerde ama. Peki bu hastalıklar, herhangi bir hastalık, bana hiç neden sormayın şimdi. Bütün hastalıklar olarak düşünün bunu. Bakın bunu genel bir bilgi olarak düşünün. Hastalığınız neyse, bu dediğim bilgiyi oraya koyun arkadaşlar. Yani kanser, hepatit C, hepatit B,
İşte kulak duyması, göz görmemesi. Neyse benim şu anda yaşadığım işte aslında ben neredeyse cuma gününden beri, perşembeden beri hastayım da hastalığı görmemezlikten geliyordum. Pazar günü de iyiydim. Pazartesi de yayın yaptım. Pazartesi öğleden sonra böyle sanki biri benim fişimi çekmiş gibi oldu. Hem sesim gitti. Ki size bu hafta her sabah canlı yayın yapmaya niyet etmiştim. Ki günlük danışmanlıklarımız da çok yoğundu. Onları erteledik. Ne fark ettim biliyor musunuz? Deyin ki o kadar konuşuyorsun yine mi fark ettin de yani deyin bana. Bakın arkadaşlar işte insan böyle bir varlık. İnsan kendi anlatsa da kendi yazsa da yazdığını da anlattığını da unutup onu tecrübe ve deneyimleme noktasında aynı yaşamaya devam eden bir varlık. Şimdi ben 2 gündür evde böyle bir nevi kendi içimde inzivada gibiyim. Kendime sürekli çalışma yapıyorum. Okuma yapıyorum. Okuma üzerine çözümleme yapıyorum. Marifetlerimi ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Bakın marifetlerini ortaya çıkartsan da ya da o nefisteki zanları çözümlesen de bırakmak istemiyorsun ya. Arkadaş bırakmak istemiyorsun. Benim sürecim ne arkadaşlar? Ben yaklaşık 15 gündür yoğun dış unsurlu stres ve baskı altındayım. Dış unsurlu dediğim çocukların sınavı, onların stresleri ve işte sınavın sonucu ne olursa olsun işte üzülme olasılıkları, işte sınavdaki stresleri. Şimdi onların süreçleri var. Bakın müdahale edemeyeceğim bir süreç aslında bu benim. Doğa dışında yapacağım hiçbir şey yok. Bir de onlara çalışma yaparsam o da müsaade eder ve isterlerse bakın. Müsaade eder ve isterlerse bu laf sizi şaşırtmasın. Çocuğunuz bile olsa ve ben onlara her şeyi kendimce öğrettiğimi düşünüyorum. Ama herkes kendi algı seviyesine ve hayatı yaşamayı seçme boyutuna göre sizin anlattığınız, aktardığınız bilgiyi algılayıp yorumluyor. Sen bir şey iyi bir şey söylüyorsun, karşı taraf ne biçim konuşuyorsun diyor. Sen kötü bir şey söylüyorsun, teşekkür ederim diyor. Yani böyle ilginç bir varlık insanoğlu. O yüzden bu insanoğlunu böyle ilginç bir varlık olduğunu kabul edeceğiz. Çok komplike bir varlık. 6 yönü var. 4 boyutu var. Görüntüde yapmak etmek istedikleri noktasında dillendirdiği eliyle koluyla çaba ve gayret gösterdiği bir gerçeklik var. Kendi gerçekliği. Kendi bilinciyle olmak istediği gerçeklik. Ama bu da bir de bunun ruhundaki bir gerçeklik var. Bir de nefsi var ki bu gerçeklikleri yerine getirmek üzere gelmiş. Nefis ruhtaki gerçekliği yerine getirmek üzere bu alemde yardımcı bir unsur olarak varken nefis bilinçli aklınla yapmak etmek istediklerine yönlendirildiğinde bilincinle bilinç dışı alan dediğimiz ruhsal boyuttaki gerçekliğin arasındaki farkı kapatmak için öyle mükemmel çalışıyor ki. Ama bu mükemmel çalışma içerisinde o dengeyi tutturma noktasında redler ve zorunluluklar geliştiriyor. Yani ve sen kendi fıtratının, ruhundaki o hakiki fıtratın, tabiatının dışında biri olmaya çalıştığında bilincinle. Nefis ne yapsın? Yetişmeye çalışıyor. Bakın ben zaten şunun farkındayım. Hani bu dünyayla olan bağ kuramamanın. Ve bakın birçok hastalık okuyoruz. Bugünlerde ilginç bir şekilde yoğun yoğun hasta kişiler, yani hastalıkların kaynağını öğrenmek isteyen kişiler geliyorlar okumaya. Hep şunu görüyorum. Çoğu kimsenin bu dünyayla, bu bedenle bağı yok. Şimdi bu dünyayla bu bedenle bağı yok. Bu bedenle bağ kuramayan bu dünyayla bağ kuramıyor. Bu beden neydi? Topraktı. Bu beden neydi? Suydu. Değil mi? İnsanı o diğer ruhsal varlıkların ayıran yönü, cinlerden, görünmeyen varlıklardan ayıran yönü bu 2 elementi. Suyu ve toprağı. Yani bu bedensel mekanizması. Bu bedensel mekanizmanın içinde bir de etten yapılmış kalp var.
Kalp öyle bir organ ki içinde taşıdığı Rabbin ruhu, sır, insani ruh ve nefisle manevi ve bütün bedende toplar ve atar damarlar vasıtasıyla yaptığı kan pompalayıp kan alma, bütün organları besleme, bütün hücreleri besleme, bütün organların, hücrelerin hayat kaynağı sağlama alanında da bir maddi gerçekliği var. O maddi gerçeklik görüntüde kan pompalarken, kan diyoruz ki bilgidir, ilimdir ve kalpte hangi bilgi varsa o bedene nüfuz eder. Şimdi kalp eğer ruhlaki, kalbin en dış katmanındaki nefis ruhla bağ kestiyse ve beyin komutları kalpten alıyor ama en üst katmanındaki nefis de bu işbirliğini yapıyorsa, eğer kişi de nefsi emmaredeyse ama bilinci de yükselmişse, erdemli biri, buradaki kötüye rağmen iyi olmaya çabalıyor. Bakın enerji sarfiyatı. Gitmek istiyor bilinciyle, beden dur diyor. Niye? Nefis çünkü dur diyor. Okumak istiyor, boş ver diyor. Konuşmak istiyor, sus diyor. Susmak istiyor, konuş diyor. Tamam mı? Bu süreç. Şimdi ben de bu süreçte, bu 15 günlük yaşadığım süreçte, işte işimle alakalı, işte kitapla alakalı, işte işimle, eşimle, çocuklarla, kendi yapmak istediklerimle, danışanlarımla, öğrencilerimle falan, bütün bunlar. Bakın Emine'yi saymadım sadece, farkında mısınız bilmiyorum. Ben değil, benim sahip olduğum sorumluluklar noktasında. O kadar çok yapılması gereken, olmadığı için canımı sıkan bir sürecin içerisindeyim ki, ya da hiç tasvip etmediğim olayların içindeyim mesela. Hiç tasvip etmediğim durumların içerisindeyim. Ama ben evet dedim. Ben evet dedim, hayır diyemedim. Hayır diyemedim diye kendime kızdım. Evet dedim diye kendime kızdım. Herkesin hayatına bu kadar müdahale ediyorum diye kendime kızdım. Bir sus Emine, bir dur Emine dedim, kendime kızdım. Kendime sinir oldum. Şimdi hani milletle bir şeyler yaşıyorum ama dönüp içime bakıyorum. Diyorum ki kızım sen müsaade ettin. Kızım sen müsaade ettin. Bunu böyle yapaydım bu olurdu. Bunu böyle yapaydım bu olurdu. Sonra tabii kendi çözümleme yapıp marifetleri açığa çıkartıyoruz çok şükür ama şimdi bu duygu durumu, bu his durumu benim zihnimi o kadar meşgul ediyor ki ben, bakın yaklaşık 1,5 saat önce fark ettim, yukarıda yatıyordum. Kalbimdeki hem nefsimle hem bırakın yani bedenimi, bedenimle bağım zaten yok, organlarımla bağım yok. Kalbimdeki nefsimle de bağımı kesmişim. Zihinsel bir sürecin içine girmişim. Zihinsel süreç dediğiniz beyin. Sanki otomatik pilottayım şu anda. Hani uçaklarda böyle oluyor ya, ya da arabalarda siz bazen böyle farkında olmadan sürüyorsunuz arabayı. Beyin nasıl çalışıyor? Az sonra o sözümü paylaşacağım. Beyin emir eri. Kalpten aldığı bilgiyi hep eviriyor, çeviriyor, kullanıyor. Aynı şekilde yemek yiyorsun, aynı şekilde su içiyorsun, aynı bardağı kullanıyorsun. Bütün bunlar beynin senden öğrendikleri, senin kalbinden, kalbindeki ruhundan ve nefsinden öğrendiği şeyler. O artık bir nevi senin çalışanın gibi düşünün. Hani uzun süre bir arada çalıştığınız, sizin için çalışan insanlar neyi sevdiğinizi, neyi sevmediğinizi bilirler. Neyi giymeyi, neyi takmayı, neyi takmamayı sevdiğinizi bilirler. Ve ona göre size hizmet ederler. Değil mi? Beyin böyle bir varlık. Ama siz yarın bir gün yeme ihtiyacınız ya da yeme tarzınız değişti, kalple bağ kurdun, yemeğe bakış açın değişti, yemekle ilgili zevklerin değişti, giyinmekle ilgili zevklerin değişti, hayata bakış açına dair bilincin değişti, buradaki marifetler pıt 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 açığa çıkmaya başladı. Ama arkadaşlar, beyin o kadar çok öbür türlü yaşamaya alışık ki. Şimdi bizim işte benim evde 3 yıl oldu
yardımcım var. O öyle. Geçen gün diyorum ki Dilek bunu böyle yapalım diyorum. Bir bakıyorum yapmamış. Bir daha diyor ki sonra abla sen bunu böyle yap demiştin. Diyorum ki evet ben demiştim ama vazgeçtim. Artık böyle diyorum. Şimdi ben artık vazgeçtim böyle diyorum desem de onun bu yeni isteğimi, yeni gerçekliğimi huy haline getirmesi, alışkanlık haline getirmesi zaman alacak. Ben ona epey bir süre söyleneceğim. Dilek bu böyle. Dilek bunu artık buraya koyuyoruz. Bakın beyin böyle işte. Beyne sizin alışkanlıklarınızla, bazen yaptırımlarınızla bunu sürekli hatırlatmanız gerekiyor. Bilincin evet artık erdemli biri oldum. Artık insanlar hakkında iyi düşünüyorum ya da işte şunu görüyorum. Evet konu benimle ilgili. İstediğin kadar de kardeşim diyor işte Emine. İstediğin kadar de. Sen bunu önce kalben idrak edip sonra bu idrakı beyine taşıdın. Beyin zaten hemen idrak eder. Beyin itiraz etmez. Ama kalpteki nefis idrak etmesi, hadi nefis de idrak etti. Bütün hücrelere bu bilgiyi yayması ve bu artık sende hal olduğunda hayatında değişiklik gerçekleşiyor. Şimdi bazen danışmanlık alanlar bir danışmanlık almış diyor ki hayatımda bir şey değişmedi. İki danışmanlık, üç danışmanlık. O gün biri yazmış ki bir danışmanlıktan sonra hayatımda birçok şey bir anda böyle değişti maddi anlamda bahsediyor. Sonra o gazla 2-3 danışmanlık da aldım ama hiçbir değişiklik yok. Arkadaş biz burada büyü yapmıyoruz. Biz burada sihir yapmıyoruz. Bizim yaptığımız şey kişinin kendi hakikatini fark etmesi ve bu hakikati örten ne kadar beğenmezseniz beğenmeyin. Dışarıdakiler tarafından size yansıtılan nefsinizdeki o emmareyi, o kötülüğü, o sıkıntıyı ki bunlar marifetleri, ruhtaki bilgeliği kapatan ki senin hakikatin özün o harika. Sağlıklı, sıhhatli, süper, mükemmel. Her alanda ve zamanda Rabbinin verdiği yetkiyle ol deyip oldurabilecek kabiliyetteki senle arandaki enerjiyi kesen alan nefis işte. Ben ne yapmışım bu süreçte? Benim çünkü ben zaman zaman hasta olurum kimse bilmez anlamaz. Hasta mıydım falan derler. İşte mesela idrarımın rengi değişir hemen bir şifa yaparım bir çözümleme yaparım. Hissedersiniz ya bedeninize bir şeyler olur. Ondan sonra kendimce de kendi böyle minik uyguladığım şeyler var onları yaparım. Arkadaş şimdi pazar ben cumadan perşembeden beri sıkıntılıyım. Evet pazar, pazartesi devirdi beni akşamleyin, salı, çarşamba, bugün perşembe ne oluyoruz? Ki düne göre bugün daha kötüydüm sabah. Bir uykuya daldım. Uykuya dalmadan da kızımı gönderdikten sonra tabii ki yine bir bakış attım bu konu ne diye. Dedim ki evet benim sadece bedenimle değil nefsimle de bağ kesmişim. Kalple tüm bağımı kesmişim. Beni yöneten tamamen zihinsel sürecim. Zihinsel sürecim. Bu da ne varsa onu kullanıyor. Yaşadığım 15-20 günlük süreçteki stres sürekli burada evriliyor, çevriliyor. Çok şükür kalp tarafından desteklenmediği için bir şey olmuyor ama biz beslendiğimiz kaynak, hayat kaynağımız kalpteki ruh. Bakın, ruhun sıfatları neydi? Hayat, ilim, irade, kudret, kelam, basir, semi, tekvin. Bu herhangi bir öğeyi ben bu dünyada yapmakta zorlanıyorsam, bu beden bunlardan herhangi birini yapmakta zorlanıyorsa, benim ruhtaki bilgelikle temasım kesik. Ruhtaki bilgelik, ruhum nerede? Mekanı kalp. Ancak sırrın, sırrul esrarın, insani ruhun, hayvani ruhun mekanı kalp. Şurada nefsani ruh var, hayatı devam ettiriyor. Karaciğerde nebati ruh var. Madeni ruh da omurganda. Onlar yürütüyor bakın. Ama kalpteki bütün bu ruhların, bütün bu sistemin kaynağı sırrul esrarla bağın kesik mi? O bağla bağ kurmanı sağlayan nefsi de göz ardı etmiş misin? Sinirlenmişsin onu. O da sensin ya ego. Egosal surette senin hakikatin.
kal böyle ortada. Yani zihinsel sürecin içine girmek, arkadaşlar, döngü yaratıyor. Hastalık iyileşiyormuş gibi oluyor. Tekrar artıyor. Sonra bunu fark ettim ama bir baktım hiç bedenimle bağım yok, hiç organlarımla bağım yok, hiçbir hücremle bağım yok. Sanki böyle fezada gibiyim. Sonra böyle minik bir uykuya daldım. Rüyamda bir tahtaya bir şey yazıldı, bana okutuldu. Ki ben bunu geçen gün yine paylaşmıştım. Venue Seruka Lil Yusra. Hemen gözümü açtım. Dedim ki böyle bir gerçeklik var mı? Açtım ayet-i kerime. A'la suresi 8. ayet. Yollarımızın kolaylaştırılması adına. Venue Seruka Lil Yusra. Kolaylıklara kolaylıkla erişmek gibi bir anlamı var. Venue Seruka, Nasara kökü de var orada aslında. Yardımcı kuvvet. Yaradan'ın böyle bir şeyi var. A'la suresi 8. ayeti açın. Venue Seruka Lil Yusra. Ben bunu geçenlerde asistanım rüyasında görmüş ya da öyle bir şeydi. O bahsetmişti. Bugün de ben. Sonra bunu kalktım baktım ayet. Evet dedim ya, ben bunu bakın bir ay önce paylaşmıştım. Venue Seruka Lil Yusra, Venue Seruka Lil Yusra, Venue Seruka Lil Yusra diyerek hemen dedim ki Rabbim kolaylıkla. Çünkü bakın zihin işin içine girdiğinde zihinde hangi bilgi var? Bu hastalık seni 10 gün yatırır. Bu hastalıkta dinlenmelisin. Şöylesin, böylesin, hasta olursun, bu çok normal. Ondan sonra falan. Kız sınavda bir yandan ona dua edes. Dedim ki hemen kıza da Venue Seruka Lil Yusra, Venue Seruka Lil Yusra. Hani süreci kolaylaşsın diye. O yüzden bu hayat süreci, bu dünya hayatı sürecinin kolaylaşması, bedensel ve ruhsal hastalıklara takılmadan kendi hakikatimizi gerçekleştirmemiz, ki imtihan bu. Bence imtihan bu. İmtihan kişinin nefsiyle, nefse emmaresiyle, al gülüm ver gülüm yaptığı, yaşadığı süreç, ona rağmen yaptıkları, ona rağmen yapamadıkları. Öyle değil mi? Ya zaten bu söyleniyor. Nefsine galip gelmek. Ama nefsindeki zanlara, nefis eğer ruhtaki bilgiyle temasa geçmiş ve ruhtaki ilahi saf sana ait bilgiyle hareket ediyorsa, o nefis tadından yenmiyor ki. 7. mertebe böyle bir mertebe. 4'ten itibaren böyle mertebe. 2'den sonra başlıyor o lezzet aslında. 2 gene biraz gıcık ama 3'ten sonra gene iyi. Çünkü 2'de de farkındalık var ama uygulama yok. Yine aynı hataları yapmak var benim yaptığım gibi. 3'ten itibaren uygulama var. 4'ten itibaren hayat epey bir dengeye geliyor. O yüzden arkadaşlar, bu tarz çalışmalar, bu tarz öğretiler öğrendiğinizde ya da danışmanlık aldığınızda ya da kendinize uyguladığınızda lütfen burada yese, ümitsizliğe kapılmayın. Bu bir süreç. Biz çok yabancılaştık kendimize, hakikatimize. Bu hakikatten haberdar olmak bence süper bir şükür vesilesi. Şükürler olsun Rabbimize. Ama bu yolda da ilerlemek, o yüzden de gerçekçi olmak. Allah rızası için şu videoyu beğenin. Paylaşın, yayınlayın. Şu kanalı bir aktifleştirelim, şu bilgi herkese yayılsın. Yorumlarda yorum yapın. Yorumlarda Allah razı olsun, bazılarınız ilk defa dinleyenler bir soru sorduklarında cevaplıyorlar. Cevaplayın. Benden size, benim ağzımla cevaplayacaksanız tam yetki. Arkadaşlar hasılı böyle. 21 gün çözümleme değil arkadaşım. Çözümleme, aha ben 5 yıldır çözümleme yapıyorum. Ya insan sonsuz bir varlık. Sonsuz varlığı çözümleme, sonsuz. Aa, geçen hafta süperdi Emine, bu hafta böyle. Bakın insanın nefsinde, varlığında, nefsinde hafıza ve hatırlama güçleri var ama hatırlama gücün zayıfladıysa kendi hakikatini hemen unutursun. Çok çabuk günlük hayata adapte olursun. Ben neyi anlatıyorum? Ben yaklaşık 15-20 gündür girdiğim o dış millete müdahale etmeye çalışıyorum. Ona ders çalışıyorum. Buna şöyle yap diyorum. Gel sana çalışma yapak diyorum. Bakın yaptıklarım da bu. Aman bir yandan diyorum ki 4. modülü 5. modülü yazayım. Öğrencilerimin, aman onlara bir vakit ayırsam. Şunu yapsam, bunu yapsam. İlan belirtsem. Bayrama gideceğiz, ne kadar kalsam, ne kadar gelsem. Bunun dışında işte vergi ödemeleri. Şunlar bunlar derken. Bakın insansın. Öyle cephen çok ki, cephe çok ya, cephe çok, roller çok. O rollerin, ben rollerle de bağımı kestiğimi fark ettim. Analığımla, evlatlığımla, hocalığımla,
öğrenciliğimle, insanlığımla, kadınlığımla, eş oluşumla, nefsimle bağını kestiğinde tüm rollerle bağım kesik. Sonra o rollerin gerekliliklerini yapmaya çabalıyorsun. Nefis de diyor ki fişi çektik kardeşim. Şu anda sen ne yapmaya çabalıyorsun diyor. İşte hastalıkların oluşum, evri, süreci. Bütün hastalıklar için bunu düşünün ha. Ama bazı hastalıklar çok derin ve çok büyük etkiler bırakmış oluyor bedende. Herkesin süreci o yüzden çok başka. Bu şu demek değil. Çok derin hastalıklar çok yavaş iyileşir değil. Kişi çok dirençliyse, konu hastalığa bağlı değil, kişiye bağlı yine. Hemen. Ama şu hastalık zor, o zor iyileşir. Bu hastalık kolay kolay iyileşir. Yine zihnin bunu söylüyor. Halbuki zor olan insandır, kolay olan insandır. İnsan direnç gösterir. İnsan toprak elementi yüksek ya da çok düşük. İnsanın ateş elementi çok düşük. Dişili çok yüksek ya da çok düşük. Erili çok yüksek ya da çok düşük. Diyeceğim ki senin ne dediğin belli değil. Bütün bu dengesizlikler unsurlar içerisinde bir alanın içerisindeyse, direnci çok yüksekse, alışkanlıkları hayatına çok hükmediyorsa, zihinsel süreciyle bırakın bilginin şuraya gelmesini, buraya bile gelmiyor bilgi, şuradan aşağı insin, kulakları tıkıyor, duymuyor, gözleri kapatıyor, görmüyor, kalbin kapalı olduğu bir bilgiyi zaten ne kulak duyar ne göz görür arkadaşlar. Kalbin kapalı olduğu, kör olduğu, sağır olduğu bir alanda bilgi kişinin bu kulağına girmez bile. Girse şuradan çıkar. Göz görmez, görse bile algılamaz. O yüzden emin olun hepimiz bu süreçlerin içerisindeyiz. Bunu size anlatan, bunu fark edip hayatında birçok bilinçli zihnimde mucizevi ama aslında hakikatini deneyimlemiş biri olarak bütün bunları anlatıyorum. Arkadaşlar, evet. Bugünlük bu kadar diyelim. Dediğim gibi bir saat, iki saat önceki halimle şu andaki halimi görüp kıyaslasanız aradaki farkı görürsünüz. Ama insan böyle bir varlık. Arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.